Hayatımızı mahvetti her yönden, hem iş olarak hem dostluk olarak, arkadaşlık olarak, çevre olarak her şeyimizi bitirdi. Vallahi benim de bütün insanların hayatını çok fazla etkiledi. De insanların çoğu zaten aynı benim gibi maskeyi yarıya indiriyor. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte günlük yaşantımız tamamıyla etkilendi. Bizler de Last Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara pandemi sürecinde hayatlarının nasıl etkilendiğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Çok değişen bir şey olmadı. Ben genelde zaten hep asosyal yaşayan bir insan olduğum için aynı yani. Genelde hep evde geçti. Peki bundan sonra dışarı çıkmayı düşünüyor musunuz? Fırsat yani nasıl desem, işim olmadığı sürece pek de düşünmüyorum. Şu anda da zaten en son herhalde bir hafta önce falan dışarı çıktım. Öyle. Pandemi sizi fazla etkilemedi o zaman? Hayır, etkilemedi. Ben zaten asosyal bir insandım. Hayatımızı mahvetti her yönden, hem iş olarak hem dostluk olarak, arkadaşlık olarak, çevre olarak her şeyimizi bitirdi. İşlerimiz de mahvetti. Esnafım ben. Yani yarı yarıya küçüldük diyebilirim. Enflasyonla beraber zaten bitme noktasına geldik. Peki 1 Temmuz'da yasaktan kalkmasıyla birlikte işlerinizde bir düzelme oldu mu? İlk açılır açılmaz bir hareketlik oldu. Bayramda kapalıydık biliyorsunuz. Ama 2 haftadan sonra geri durgunluğa girdi. Bayağı, yani şu anda sezon olmasına rağmen işlerimiz bayağı durgun. Pandemi hiçbir şey kazandırmadı. Aksine kaybettirdi. Yani ilişkiler, ikili ilişkiler bitti. Her şey bitti yani pandemiyle beraber. Bir şey kazandığımızı zannetmiyorum, düşünmüyorum yani. Çalışanları bilmiyorum ama ben çalışmıyorum normalde. Çalışmayan insanlar da çok etkiledi. Zaten gelirimiz kısıtlı. Çalışmayan insanları da çok etkiledi. Yani çalışana artık söylemeye gerek yok. İnsanları birçok şey yönünde kısıtladı. Ama inşallah 1-2 seneye kalmaz, defolup gidecek hayatımızdan. Öyle bekliyoruz. Peki pandemi sürecinde yapmayı özlediğiniz bir şey oldu mu? Yapmayı özlediğim bir şey, yani en azından herkes gibi bir tatil mümkün olabilirse bir yerlere gitmeyi özledik. En azından bir göl kenarıdır veya şehir dışıdır. Herkes gibi biz de özledik. İnşallah kısmet olursa bittiği zaman, bittiğini düşündüğümüz zaman çıkmayı istiyoruz. Vallahi olmuşsa da etkiledi yani. Ekonomik anlamda olsun, zaman anlamda olsun. Etkiledi, bayağı etkiledi yani gerçekten yani. Yani psikolojimiz bozuldu diyebilirim yani ya o konuda. Ya ben İstanbul'daydım yani. 2 yılda beri gidemiyorum İstanbul'a. Burada kaldık yani. İnşallah düzelir yani. Milliyetçe, devletçe inşallah. Düzelir inşallah. Ferah çıkarız yani. Biraz daha tabii maskeye dikkat etmek lazım yani. Ha bir de maskeyi yani kaldırıp atarsak kendi onu biraz daha şey yapmamız lazım yani. Ha bir hastalık daha geliyormuş. Aşıları vurdurmamız lazım. Yani etkiledi yani. Vallahi ekonomiyi etkiledi ve bence bunun arkasında az politika var yani. %100 pandemi tamam vardır ama o kadar da abarttıkları kadar değildir bence. Ne diyeyim yani, millete zorlaştılar bu maske olayı falan. Öyle işte. Esnaflara zordur belki iş yönden. Ekonomi zaten gitti Türkiye'nin. Bilmiyorum yani. Pandemi süreci sizleri etkilemedi. Beni etkilemedi. Ben işime gidip geliyorum devamlı. Hani kısıtlamalar vardı ama burada Türkiye'deki gibi değildir yani. Peki işinizden ziyade sosyal hayatınızı etkiledi mi? Tabii ki ne. Akrabalara fazla gidip gelemiyoruz. Emmi, dayı falan ama gerisi aynı bence yani. Yine dikkatli ediyoruz. Korkuyoruz tabii ki ne ama yapacak bir şey yok. Ya pandemiden öncekiyle ve pandemiyle arasında hiçbir şey değişmedi hayatınızda. Değişti canım. Eskisi gibi gezemiyorsun, yüzmeye gidemiyorsun, korkuyorsun yani tedbir amaçlı. O yüzden yoksa devam her şey, iş güç devam. İş açısından değişen bir şey olmadı ama online satış yaptığımız için sosyal olarak tamamen hayatımızı bitirdi. Pandemi sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz siz? Pandemi sürecinde en çok gezmeyi özledim, tatil yapmayı özledim. Yani özellikle de biz İç Anadolu insanı olduğumuz için eşimizle, dostumuzla zaman geçirmeyi daha çok özledik. 1 Temmuz'dan itibaren yasaklar, kısıtlamalar kaldırıldı. Bundan sonra gezecek misiniz? %100 gezeceğiz tabii. Yani bu bir özgürlük aslında. Bu özgürlüğü de iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ben emekli olduğum için beni etkilemedi ya. Zaten yatıyordum. Yatmaya da devam ediyorum. O ya. Peki bundan sonra dışarı çıkıp gezmeyi düşünüyor musunuz? Yok canım, yok. Daha tehlikelilere geliyor. Çıkmaya yani şey yok. Çıkılmaz yani. Pandemi sizin hayatınızı fazla etkilemedi o zaman. Etkilemedi, yok. Yani korkuyorsun ama
yapacak bir şey de yok. Vallahi benim de bütün insanların hayatını çok fazla etkiledi. Çünkü insanlar zaten birbirinden kopmuştu. Bir de korona geldi. Hiç kimse birbirine gidip gelmez oldu. Ben öğretmen emeklisiyim ama bu kafesi olan, kafeteryası olan, lokantası olan esnaflar hepsi kana alıyorlar. Çünkü müşteri bilmem daha şurada iki gün açıldı. Bir de şimdi delta varyantı diyorlar. Eğer bir de o da gelirse bittik yani. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kaldırıldı. Bundan sonra siz hayatına geri dönecek misiniz? Vallahi döneceğiz. Dönmek istiyoruz ama yine hala insanlarda bir korku var yani. Ben daha hala ne kimseye gidebiliyorum ne kimse geliyor. Çünkü pandemi var, pandemi var. Bir de şimdi yeni bir şey çıktı zaten. Virüs bir de olursa bittik yani. Vallahi şimdi izine geldik buraya, tatile geldik. Tatile bizi çok fazla etkiliyor. Çünkü niye? Biz alışkın değiliz maskeye. Sadece kapalı alanlarda takılıyordu orada. Şimdi burada hem sokakta hem kapalı alanlarda. Ama şimdi şu da bir gerçek. Bizim ülkemizde insan daha çok, daha fazla. Tabii ki ister istemez. Bir de insanların çoğu zaten aynı benim gibi. Maskeyi yarıya indiriyor. Fazla takan da yok galiba. Gördüğüm gibi işte gördüğü gibi gidiyorlar orada. Kurallara uymadıkları sürece de kurtulamayacaklar bence. Ama inşallah en kısa zamanda kurtuluruz.